her sene olduğu gibi bu sene de iftar yemeklerimiz devam ediyor. Cenab-ı Hakk'a günlerce şükürler olsun. Sağlık verdi, sıhhat verdi, ömür verdi ve bizi bu Ramazan-ı Şerif'e ulaştırdı. Tabii geçmişlerimizi de unutmamamız gerekiyor. Geçmiş Ramazanlarda aramızda olup da bu Ramazan'a kavuşamayan cümle geçmişlerimize de Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Şimdi şöyle soframıza baktım, gerçekten hakikaten Cenab-ı Hak bin bir türlü nimet vermiş. Tabii bu arada bugün burada bu iftarda istifade ettiğimiz, yediğimiz, içtiğimiz bunca nimetten, yiyecekler, içecekler, uzak, mahrum, savaşla, kaosla, kargaşayla imtihan olan kardeşlerimiz var. Cenab-ı Hak onlara da yardım eylesin inşallah. Bugün aramızda çok saygıdeğer misafirlerimiz var. Saygıdeğer büyükelçimiz var, başkonsolosumuz var, Kıbrıs başkonsolosumuz var ve STK'larımızın çok değerli başkanları, temsilcileri var. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Şimdi müsaadenizle Sayın Büyükelçimi mikrofona hazırlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Zafiyet olsun diyorum. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar olsun. Ramazanınız mübarek olsun. Ramazan ayının en güzel tarafı bu iftarlar vesilesiyle çeşitli yerlerde, çeşitli ortamlarda vatandaşlarımızla, derneklerle, temsilcilerle, hatta bazı toplantılarda Müslüman olmayan diğer kesimlerle bir araya gelmek, toplanmak, konuşmak, sohbet etmek. Bugün de bu akşam Diyanet Vakfı'nın davetiyle buradayım ve sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Hem sofranın bereketi, hem oradaki toplumun güzelliği, hem bu paylaşmanın erdemi hepimizi çok duygulandırıyor, mutlu ediyor. Ramazan ayı hepimizin iyi bildiği gibi bir muhasebe ayı, bir ibadet ayı, bir düşünme, değerlendirme ayı, paylaşma, dayanışma ayı. Kendimizle ilgili, ailemizle ilgili, yaşadığımız toplumla ilgili, ülkemiz, milletimizle, hatta dünyadaki topluluklarla, Müslümanlarla ilgili bir düşünme, muhasebe yapma ayı. O bakımdan Ramazan ayının önümüzdeki günlerinin hepimiz için sağlıklı, huzurlu, ağız tadıyla mutlu ve güzel bir ay olması diliyorum. Aynı zamanda ülkemiz için güzel, istikrarlı, barış ve ekonomisi güçlü, geleceği güçlü bir dönem olması diliyorum. Ayrıca dünya Müslümanları içerisinde biliyoruz birçok yerde, birçok bölgede sorun var, savaş var, sıkıntı var. Onları da hatırlayarak, anarak onlar içerisinde bu ortamlarda bulunamayanlar, güçlükler içinde yaşayanları hatırlayarak ve hepsi için de hem siyasi hem ekonomik bir çözüm diliyoruz ve dualarımız onlarla diyoruz. Hepinizin Ramazan'ın mübarek olmasını diliyorum. Burada İngiltere'de de çok güçlü, çok saygıdeğer İngiltere toplumuna, ekonomisine, kültürüne, siyasetine katkı yapan Müslüman toplum içerisinde biz Türkler de bulunuyoruz. Ve burada birçoğunuzu geldiğimden beri tanıdım. Tanışma mutluluğuna erişti. Bazılarıyla da hala yeni tanışıyorum. O yüzden bu Ramazan ayının böyle tanışmalar, konuşmalar için iyi bir vesile olmasını da diliyorum. Hepinizin namazları mübarek olsun. Hepinizin ağzınızı, sağlığı güzel olsun. İyi akşamlar. Soru ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam ümmeti için hayırlar getirmesini nasip ve müyesser eyle. Vatanımızı, milletimizi, devlet büyüklerimizi, tüm İslam ümmetini her türlü bela ve musibetlerden, kazalardan, görünür görünmez şerlerden sen muhafaza eyle ya Rabbi. Lütfunu, inayetini, rahmetini ve bereketini üzerimizden eksik eyleme Allah'ım. İyilerle birlikte cennete girebilmemizi nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.